Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde sizlerle birlikte V-Ray'in iç mekan aydınlatma ayarlarına bakacağız. Beraber bu sahneyi aydınlatacağız. Şimdi ayarlarımızı yapmaya başlayalım. Öncelikle V-Ray Asset Editor'ü açıyorum. Sonra ayarlar bölümüne geliyorum. Şuradaki kısmı kapatabilirim. İnteraktif render üzerinde bütün aydınlatma ayarlarını yapacağım için interaktif ayarını aktif hale getiriyorum. Sonra benim kaplamalarla şu an hiçbir işim yok. Ne yapmam lazım? Önce ışık ayarlarını yapmalıyım. Sonra da kaplama ayarlarını yapacağım. Çünkü yaptığım kaplamanın renderımda nasıl durduğunu iyi görebilmem için iyi bir ışık olması lazım çevremde. Bunun için de Override kısmını açıyorum. Override kısmını açtıktan sonra içeriye ışığın girdiği bazı bölümler var. Bu kaplamaların Override özelliğini kapatmam gerekiyor. Bunlardan hangileri mesela? Şurada kullanılan perde malzemesi. Bunun override olması bana zarar verebilir. İçeriye ışık girmesini engelleyeceğinden dolayı bunu override olmasını istemiyorum. Veya şuradaki cam malzememin de override olmaması lazım. Bunun için buradaki tikin kalkmış olmasına dikkat ediyorum. Şimdi renderımda dışarıdan içeriye doğru ışığın yoğun bir şekilde girmesi gerekiyor. Ama bunu V-Ray anlayamayabiliyor. Çünkü hangi taraflar boşluktur? Bunu buna biz gösterebiliyoruz. Bu sayede daha iyi o bölgelerde içeriye ışık veriyor. Yapmamız gereken işlem çok basit. Hemen geliyorum. Buraya bir tane Rectangle Light çiziyorum. Buraya tıkladım. Önce şu köşeye. Sonra alt kısma tıklıyorum. Shift ile tıklıyorum arkadaşlar. Ve yönünü değiştirebiliyorum bu sayede. Şimdi bunu yerleştirdim. Ve aynısından bir tane daha kopyalıyorum. Çünkü bu ikisinin de aynı özelliklere sahip olmasını istediğim için bunun aynısından bir kopya daha oluşturdum. Şu kısma getiriyorum. Şöyle move tuşuyla birlikte döndürme aracıyla birlikte buradaki ışığımın boyutunu, yönünü değiştirip boyutunu ayarlıyorum. Bu işlemi ayarladıktan sonra tekrardan normal sahneme git. Sahneleri ayarlayabilmek için de burada animasyon bölümü oluşturdum. Ve bunlara tıkladığım gibi hızlı bir şekilde sahnelerde değişiklik yapabiliyorum. Bu sahneleri eklemek de çok kolay. View kısmına gelip buradan animasyon özelliğine geliyorsunuz. Ve Add Screen dediğinizde bu ekranın bölümü buraya kaydolmuş oluyor. Ve buradaki ismine tıkladığınız gibi hemen buraya geliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar burada eklediğimiz ışıkların bazı ayarlarını değiştirmemiz gerekiyor. Bunları ben normal Rectangle Light olarak kullanmak istemiyorum. Ne kullanmak istiyorum? Portal Light. Hemen Portal Light özelliğini aktif edebilmek için buradaki ışıklar bölümüne geliyorum. Sonra Rectangle Light özelliğini açıp buradaki geniş özellikler bölümüne geliyorum. Ve Portal Light kısmına gelip buraya aktif ediyorum. Daha başka bir işlem yapmıyorum. Birbirinden kopya yapmamın sebebi de burada gördüğünüz gibi bir tane Rectangle Light görünüyor. Eğer bir tane daha oluştursaydım ikinci Rectangle Light da olacaktı. İkisini de Portal Light'a çevirmek zorunda kalacaktım. Bir de burada ışık adedi artacaktı. Bunun için birbirinden kopya yaparak taşıma işlemi yaptım. Şimdi interaktif render'ı açarak yaptığımız bu render'ın görüntüsünü bir bakalım nasıl görünüyor. Hemen interaktif render diyorum. Şu anda gördüğümüz gibi güneşimiz pencereden içeriye doğru geliyor. Dışarıda hafif bir gökyüzü var. Hatta dışarı çıkalım bir gökyüzüne bakalım. Şöyle sakin bir gökyüzü var ve içeride çok ışık yok. Biraz ayar yapıp daha güzel efektif ışıklar elde edebiliriz içeride. Mesela ne yapabiliriz? Güneşimizin gördüğünüz gibi böyle boyutunu görüyorsunuz. Çok fazla keskin bir güneş ışığı var. Bu güneş ışığının keskinliğini biraz giderebiliriz. Mesela Sunlight'a geliyorum. Sunlight'ın içerisinde Size Multiply var. Size Multiply oranını 60'a kadar yükseltebilirim. Hiçbir sıkıntı olmaz. Mesela şu an güzel bir gündüz render almak istiyorum. Buraya geliyorum. 60 yapıyorum. Buraya 60 yaptığımda dışarıdan gelen yoğun güneş ışığı İçeriye yumuşak bir şekilde, soft bir şekilde dağılım yapıyor ve içeriği daha iyi aydınlatıyor. Şimdi
Bir de buradan gelen ışığın çok sarı değil de biraz daha beyaz olmasını istiyorum. Bunun için de filter kısmını geliyorum, override yapıyorum. Çünkü renderımın daha çok beyaz tonlarda olmasını istiyorum. Şimdi bunu da ayarladıktan sonra geliyorum ayarlar bölümünde. Ayarlar bölümünde de dışarıda ikinci ışığımız, yani bir güneş ışığımız vardı. Bir de environment kısmı var. Environment kısmında da bunun bir ışık şiddeti var. Bu ışık şiddetini buradan ayarlayabilirsiniz. Ama ben şu anda buradaki environment kısmını kullanmak istemiyorum. Sadece bir tane renk, yani bir renk üzerinden her tarafın kaplanmasını istiyorum. Ne yapmam lazım bunun için? Buradaki background kısmını kullanılan texture kanalını kapatıyorum. Yani burayı silmeme gerek yok. Sadece buradaki tiki kaldırmam yeterli oluyor. Bu hala burada. Başka bir işlem yaparken bunu tekrardan kullanacağız. Şimdi buradaki background kanalını böyle beyaza doğru çekiyorum. Beyaza doğru çektiğim için artık çevredeki bütün her tarafım tek bir renge dönüşmüş oldu. Hatta gelin dışarı bir bakalım. Gördüğünüz gibi şu anda çevrem bu renge kaplanmış oldu. Şu kareyi yeniden aktif edersem aradaki farkı daha iyi göreceksiniz. Şu anda gökyüzü mantığı işlemdeyken bunu kapatınca bu sefer background'daki color görünüyor. Ama şöyle bir sorunumuz var. Background'da biz beyaz kullandığımız halde gri bir görüntü var. Neden böyle görünüyor? Çünkü render'ımızda şu anda background'ın ışığı çok düşük. Bunu arttırmak istiyorum. Mesela kaç yapalım? 30 yapalım. 30 yaptığımda oldukça beyaz bir görüntü meydana geliyor. Hatta burayı biraz daha arttırıp 60 dahi yapabilirim. Biraz parlasın çevre. Sonra iç mekana geliyorum. Şu an gördüğünüz gibi dışarıda oluşan yoğun ışık artık içeriye doğru gelmeye başladı. Ve burayı hatta 100 de yapabilirim. Tekrardan 100 yapıyorum. Daha yoğun bir ışık gelsin içeriye. Buradaki rengimizi tamamen beyaz yapmıyorum. Biraz grilik etkisi de bırakıyorum ki çok da beyaz olmasın. Şimdi bu ayarımızı yaptık. Ama içerisi istediğimiz kadar aydınlık değil. Ne yapabiliriz? Buradan kamera ayarlarına geliyorum. Kamerada burada Exposure Vowel kısmı var. Auto mantığını göstermiştim. Otomatik olarak buradaki ışığı dengeleyebilirsiniz. Ama ben burada şu anda interaktif render'da yaptığım için çoğu işlemi, bu auto işlemi işe yaramıyor. Benim kendi elimle yapmam lazım. Buradaki oranımı biraz düşürmem lazım. Burada düştükçe içeriye giren ışık artacaktır. Yani içeriye giren ışık değil de render'ımızın ışığı artıyor. Ben burayı 12 yapacağım. Burayı 12 yaptıktan sonra gördüğünüz gibi bazı bölgelerde ışık çok patladı. Hatta bunu görebilmek için şuradaki özelliği aktif edebilirim. Bakın arkadaşlar, şuralarda görüyorsunuz böyle nokta nokta görünüyor. Işık patladığını bize söylüyor. Burayı düzeltebilirim. Peki ne yapabiliriz burayı için? Show Correction kontrol panelini açarız. Buradaki Exposure kısmını aktif ederiz. Ve burada bazı ayarlar yapabiliriz. Örneğin highlight kısmını düşürürüz. Yani en parlak ışıkları düşürmüş olduk. Ve burada da exposure ayarımız var. Exposure ayarımızda hafif bir şekilde arttırıyoruz. İşlem bundan ibaret. Şu anda gördüğünüz gibi içeride patlak renklerin, yani patlak ışıkların miktarını düşürdük. Highlight oranını azaltarak. Burada kontrast miktarımız da var. Kontrast miktarını da artık renderınızın kontrastını ayarlamak için kullanabilirsiniz. Şu anda gördüğünüz gibi sakin gündüz bir render oluşturmuş olduk. Ama ben diyelim ki farklı bir render almak istiyorum. Mesela ne render alalım? Gece render alabiliriz veya gün batımı bir render alabiliriz. Şu anda kaplamasız olarak bir gün batımı render alalım. Nasıl yaparız bunu? Gün batımında güneşimizin rengi biraz sarımtırak olması gerekiyor. Ve bu yüzden override özelliğini kapatıyorum. Ne yapıyorum? Tekrardan filter özelliğine getiriyorum. Bakın fark edeceksiniz, render'da sararmaya devam etti. Sonra gölgelerimizin boyu çok büyük olacağı için gölgenin normal saat birimi olarak da düşük olması lazım. Mesela saat 8 civarı bir şey olması lazım ki render'ımızda düzgün görünsün. Buradaki oranımız 8'e düşürdüm. Yani saat 8 civarlarına geldi. Fakat şu an gölgem hangi tarafa bakıyor bunu göremiyorum.
Bunun için buradaki size bölümünü tekrardan 1'e getiriyorum. Bakın arkadaşlar, daha demin içeriye vuruyordu güneş ışığı. Fakat şimdi vurmuyor. Ve arkadaşlar, güneşimin bulunduğu şu anki açı kayıtlı değil şu an renderimdaki screen, yani animasyon bölümüne. Bu yüzden add diyorum. İkinci bir sahne oluşturuyorum. Ve sahnemde güneşimin yönünü ayarlayacağım bu sefer. Benim indirdiğim bir eklenti var. Bu eklentiyi kullanarak güneşimin yönünü değiştirebiliyorum. Bu eklentinin adı Solar Norton olarak geçiyor. Bunu açtığımda şöyle bir toolbar açılıyor ve bu toolbarın içerisindeki ortadaki ikonla birlikte güneşimizin yönünü değiştirebiliyoruz. Şu an güneşimin yönünü gördüğünüz gibi içeriye vuracak bir kıvama getirdim. Şimdi bazı ayarlar yapmam lazım. Buradaki color kısmına geliyorum. Güneşimin rengini biraz daha kızıla çekeceğim. Bunun için V-Ray Update kısmında gelen bu kızıl rengi kullanıyorum. Bu daha rahat bir şekilde sıcaklık ve soğukluk ayarlarını yapıyor. Eğer siz bir düşük sürümünü kullanıyorsanız buradan ayarlamanız gerekiyor buradaki rengi. Ben biraz bunu kırmızıya doğru çekiyorum. Gördüğünüz gibi bu işlemi ayarladıktan sonra renderımda bazı değişiklikler yapacağım. Çünkü dışarısı beyazken içeride böyle bir sarı rengin olması çok muhtemel bir renk değil. Bunun için ayarlar bölümüne geliyorum. Ayarlar bölümündeki bu background rengimi maviye çekeceğim mesela biraz. Şöyle bir mavi renge doğru getirmeye çalışıyorum. Sanki hava kapanıyor gibi bir renk ortaya çıkmış oluyor. Ve buradaki güneşimin keskinliği de çok fazla. Bu keskinliği biraz azaltmam lazım. Bunun için ne yapabilirim? Buradaki size multiplier oranını 15 yapıyorum. Tabii bu oran sizin göz kararınız olarak ayarlanacağı için değişiklik gösterebilir. Şu an hava kararıyor. Biraz daha bu rengi maviye çekebilirim. Şu şekilde. Ve güneşimin kızıllığını biraz daha arttırmak istiyorum. Çünkü tam hava kararmış, güneş batıyor renginde düşünebilirsiniz bu oranı. Şu renk kısmına geliyorum. Ve bunu biraz daha böyle kızıla doğru çekiyorum. Çünkü güneş tam battı, batıyor. İçerinin rengi maviye doğru çalmaya başlamış. Ve rengimiz gitgide kırmızılaşmış gibi hissedebiliriz böyle. Şu renkler güzel gibi. Evet arkadaşlar, şu anda 2-3 ayar yaptık. Ve farklı bir ambiyans elde ettik. Oldukça pratik bir yöntem. Öncelikle ışığımızın buradaki exposure ayarını ve ikinci kanaldaki exposure ayarını ayarladık. Hemen ışık ayarlarını 2-3 değişiklik yaparak bu render'ı elde edebildik. Farklı bir ışık daha kullanmak istiyorum. Mesela gece render'ı. Gece render'ı kullanmak için ne yapmamız lazım? Dışarıya böyle bir mavi bir ışığa gerek yok. Farklı bir ışık kullanacağız ve güneşe de gerek yok tabii ki. Hemen gelelim. Ne yapalım? Buradaki sunlight kısmını kapatacağız. Sunlight'ı kapattık. Şu an gördüğünüz gibi artık dışarıdan gelen tek renk beyaz olan gökyüzündeki beyazlık içeri geliyor. Ama geceleyin dışarıdan içeriye asla ışık gelmez. Ne olur arkadaşlar? Buradaki rengimiz biraz daha düşer. Mesela 8 civarlarına dışarıda, ama koyu bir mavi bir renk olur. Çünkü gece de olsa hafif bir havada karanlıktan dolayı bir mavilik oluşur ve geceleyin içeriği o mavilik aydınlatmaya başlar. Ama bir şey unutmamak lazım. Evin içinde de ne vardır? Işıklar vardır. Bu ışıklar yanmaya başlar tabii gece vaktinde. Hemen evimizin içine gelelim, bir ışık ekleyelim. Nerede ışık varsa o ışıkları ekleyelim. Burayı stop yapıyorum. Şu anda interaktif render'a ihtiyacım yok. Geliyorum. Şuradaki bir tane lambam var. Gece lambam. Bu gece lambası yansın. Ne yapmam lazım? Bunun içine geliyorum. Bir tane Shaper Light ekliyorum. Şöyle tıklıyorum. Boyutunu ayarladıktan sonra tıklıyorum bir kere daha. İşlemim tamam. Bunu getiriyorum. Orta kısma şöyle. Ve bunu bu lambanın içine ortalamaya çalışıyorum. Çok kolay aslında, sağa sola çekerek bu işlemi gerçekleştirdim. Bunu biraz aşağıya çekiyorum ve tamam.
Şu an lambamı yerleştirdim. Bu lambanın içerisinde nasıl bir değişiklik yapmam lazım şu anda? Belki içerisindeki bu lambayı görünmesini istemem. Çünkü yuvarlak bir şey var içinde. Lambaya da benzemiyor. Bu yüzden pek hoş görünmeyebilir. Buna yapabileceğimiz en güzel özellik visible olur. Visible derim ve içindeki o görüntüyü gizlerim. Ayrı olarak şurada bir tane daha ne var? Lambalar var. Avizelerimiz var. Bu avizelerin içine bir tane shaper light ekleyebiliriz. Hemen şuraya geliyorum. Bunu biraz büyüttüm şöyle. Ve bunu biraz çekiyorum ortaya doğru. Pardon, kaymış. Şuradaki düzlemi kullanıyorum taşımak için, daha iyi. Bunu taşımaya çalışsam yukarıya yapışacaktı. O yüzden buradaki düzlemi kullanıyorum. Daha pratik oluyor benim için. Bunu aşağıya çekiyorum. Aynısı da burada var. Component olduğu için buradaki ışığı eklediğim zaman buna da eklenmiş oluyor. Benim için daha kolay bir işlem görmüş oluyor. Tamam, bunu da ayarladım. Bunu da gizleyebilirim hatta. Visible diyorum. Bunu da gizledim. Şimdi artık buraya bir işim yok. Tekrardan render'ımı alacağım bölüme geliyorum. Hatta render'ımın daha hızlı olması için ekran kartımı da kullanabilirim render'ımda. Ve daha hızlı render alırım. Ve bu kısma tıklıyorum. Buradaki CPU ekran kartım artı CPU'yu da seçiyorum. İkisini de kullanacağım. Render'ım daha hızlı olacak bu sefer. Interaktif render diyorum. Gördüğünüz gibi şu anda koyu bir gece var. Fakat içeriye artık ışık ekledik. Işıklarla birlikte daha güzel bir render olacak. Evet, ışıklarımız eklendi. Fakat istediğimiz kadar ışık vermiyor. Hemen buradaki kenarı kapatacağım. Böyle render'ımı da köşeye alıyorum. Işıklar bölümüne geliyorum. Buradaki shape light 1'i geliyorum. Biraz arttırıyorum oranını. 300. 300 oranında bunu arttırdım. Ama bunun rengini beyaz olmasını istemiyorum mesela. Ne olsun rengi? Biraz daha sarımtırak bir rengi olsun istiyorum. Hemen geliyorum, bunu biraz sarıya doğru çekiyorum şöyle. Rengimiz sararıyor biraz daha iç mekanda. Evet, bence hoş durdu. Bir de şurada gece lambamız var. Gece lambamızın sarısı ama daha yoğun bir sarı olabilir. Bir deneyelim bakalım nasıl bir görüntü sağlayacak. 30 ışığında veriyor. Ben bunu 30 değil de biraz daha arttırabilirim. Mesela kaç yapalım bunu? 40 yapalım. 40 da az olur. 150 yapalım buna, bakalım nasıl bir ışık verecek çevreye. Evet, hoş verdi ama biraz daha arttırabiliriz. Bunu da 300 yapabiliriz. Öbürünü arttırabiliriz hatta. 300 yapıyorum bunun ışığını da. Rengini de sarı renge çekiyorum. Rengini de sola doğru çekip böyle biraz sarılık etkisini yoğunlaştırıyorum. Daha sarı, böyle şu sarı sanki daha güzel gibi. Evet, tam istediğim rengi elde ettim. Evet arkadaşlar, şu anda içeride bulunan ışıkların içine sadece ışık ekledim farkındaysanız. Daha hiçbir yere ışık eklemedim. Ve şu anda çok güzel bir gece render alıyoruz. Eğer renderinizde farklı bölgelerde ışık varsa bu ışıkları eklemeniz yeterli olacaktır. Bu sayede renderiniz oldukça güzel görünecektir. Fazladan ışık eklemeyin arkadaşlar. Renderinizde orijinalde nerede ışık varsa oraya ışık koyun. Ve şiddetini arttırabilirsiniz duruma göre, renderinize göre. Ve eğer çevrenin tamamını aydınlatmak istiyorsanız, dediğim gibi buradaki exposure ayarı veya buradaki kullandığımız kamera ayarlarını kullanabilirsiniz. Tamam, bu işlemimizi de yaptık. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde 3 tane render ışığı ayarladık. Bir tane gece, bir tane gün batımı, bir tane de gündüz render. Ve background ayarlara da bu şekilde kullanabilirsiniz. Ve arkadaşlar, render'ımız yavaş yavaş kendine geliyor ve oldukça da güzel göründü şu an ışık oranımız. Koyu ve daha karanlık yapmak istiyorsanız da bu sefer background oranını 0 vermeniz yeterli olacaktır. Bu sefer dışarıda hiç ışık kalmayacaktır. Tamamen evin içi aydınlanacaktır. Fakat ben böyle düşünmüyorum. Her zaman geceleyin dışarıda hafif bir mavilik renk vardır. Bunu unutmayın. En az 7-8 oranında bir mavilik ışık verin ki dışarıya, içerisi aydınlansın yavaş yavaş. Güzel bir görüntü sağlasın. Banyo gibi yerlerde ışık kullanacaksanız çoğunlukla dış mekan ışığı olmadığı için aynı burada kullandığım gibi tamamen dışarıdan gelen ışığı kapatacaksınız. İçeride kalan bölgelerde ise ne yapmamız gerekiyor? Doğal olarak nerede ışık varsa oraya gereken spot veya shaper light'ı
eklememiz gerekiyor. Çevresel ışık eklemek için de dediğim gibi burada kamera ayarlarımız var. Kamera ayarlarının içerisinde de exposure ayarımız var. Bu exposure oranını arttırabilirsiniz. Eğer kendiniz ayarlayamıyorsanız auto'ya tıklayın, otomatik olarak ayarlasın. Yine güzel bir görüntü alacaksınızdır. Tabii ki render'ımızın ikinci kısmı, en zor ve en kafa karıştırıcı kısmı kaplamalar. Güzel bir kaplamada yaparsanız her türlü render'ınız çok güzel olacaktır. Bir de Doomlight ile render alma mantığı var. Ama Doomlight ile render alma mantığını dış mekan dersinde göstereceğim. Hem bu sefer environment kısmında daha farklı kullanacağız bu sefer dış mekanda. Şimdilik arkadaşlar bu dersimiz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.